Evet seçimlerde AKP listelerinden meclise 4 milletvekili sokmuştu Hüdapar. Hüdapar'dan da hükümetin İsrail politikalarına yönelik bir çıkış geldi. Hüdapar yetkilileri şöyle söylüyor. Hükümetin İsrail politikalarını onaylamıyoruz ve yetersiz buluyoruz diyor. Hüdapar'ın genel başkan yardımcısı Serkan Ramanlı Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı için tümüyle meşrudur. Bunun meşruiyetini tartışmak abesle iştigaldir ifadelerini kullandı. Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin tümüyle meşrudur, bunun meşruiyetini tartışmak abesle iştigaldir dedi. İktidara İsrail'in Türkiye'deki temsilcilikleri kapatılsın çağrısında bulundu. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı hükümetin İsrail politikasını eleştirdi. Onaylamıyoruz ve yetersiz buluyoruz dedi. Son seçimlerde ittifak ortaklığı yapmış, AK Parti listelerinden meclise 4 milletvekili sokmuşlardı. Hizbullah terör örgütüyle bağlantıları nedeniyle tartışmaların odağında olan Hür Dava Partisi'nin genel başkan yardımcısı Serkan Ramanlı, T24'ten Cansu Çamlıbele konuştu. Ramanlı, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemiş ve Siyonistleri bu ülkeden ne zaman atacaksınız?" Artık sizden somut adımlar bekliyoruz sorusunu sormuştu. Ramanlı bu çağrının ne anlama geldiğini anlattı. Türkiye'nin böylesi bir işgalci siyonist rejimle tırnak içerisinde sözde normalleşme adı altında bazı ilişkilerini geliştirmesi, ekonomik, siyasi, askeri, ticari ilişkilerinden herhangi bir geri adım atmaması açıkçası bizim tasvip ettiğimiz bir yaklaşım değil. Siyonistlerle ilişki geliştirmek normalleşme değil. Normal olanı onlarla hiçbir biçimde ilişki geliştirmemektir. Tavır geliştirmek, hatta imkan varsa mücadele geliştirmektir ramanlı Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa tufanı operasyonu içinde Filistinlilerin kendi topraklarını savunmaları meşrudur. Bunun meşruiyetini tartışmak abesle iştigaldir ifadelerini kullandı. Ramanlı seçimde ittifak yaptıklarını ancak hükümetin bir parçası olmadıklarını söyledi. İttifak için tek şartımız kendimiz olarak kalmaktı. Erdoğan bunu kabul etti. AK Parti listelerinden seçime girdik. Sayın Cumhurbaşkanını biz de destekledik. Ama bu bütün yapılan edimlere ortak olduğumuz ya da bütün yapılan edimleri onayladığımız manasına gelmemeli. Bizim iktidarın icraatları üzerinde bir etki edebilme gücümüz olduğunu inkar etmiyorum. Ramanlı, hükümetin İsrail politikasını onaylamadıklarını söyledi. Yetersiz buluyoruz dedi. Milletvekili yeminini ettim ama o metni doğru bulmuyorum dedi yeni anayasa tartışmalarına değindi. Ramanlı, meclisteki hiçbir parti yeni anayasa çalışmasından dışlanmamalı dedi. Anayasadaki ana dil maddesinin değişmesi lazım ifadelerini kullandı. Ramanlı, Cumhurbaşkanlığı sistemine de değindi. Meclisin daha fazla etkin rol alabileceği bir sistemin olması gerektiğini savundu. Ramanlı, ıslah edilmiş bir cumhurbaşkanlığı sisteminden yanayız ifadelerini kullandı. Gelecek lideri, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu değerli izleyenler, Davutoğlu'nun da açıklamaları var. Özellikle ee iktidarın İsrail politikalarını daha da sıkılaştırması ve bu garantörlük meselesinin gündemde tutulması yönünde Davutoğlu bastırıyor. Davutoğlu Erdoğan'ın görüşme talebine dönüş yapmadığını belirtiyor. Ara buluculuk yapacak biri varsa o da benim yapabileceğim katkıyı kendisine sunmak istiyorum diyor. Davutoğlu Büyük Filistin mitingine davet edilmediğini de ifade etmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor. Uğur Dündar, Susun sayın Davutoğlu Susun başlıklı yazısında şöyle diyor Ülkemize milyonlarca sığınmacının akın etmesine, milyarlarca dolarımızın heba olmasına ve beka tehdidi haline gelen PKK, PYD, YPG garnizon devletçiliğini engellemek için başlatılan operasyonlarda sayısız şehitler vermemize onlar sebep olmuşlar ve bu vahim tablonun baş sorumlusu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu meclisteki grup toplantısında kürsüye çıkıp hala vatan kurtaran kahraman edasıyla konuşabiliyor. İktidara ne yapması gerektiğini söyleyebiliyor. Susun sayın Davutoğlu susun. Hesap vermiyorsunuz. Bari susun demiş Uğur Dündar. Bugünkü yazısında değerli izleyenler. Ve Gelecek Partili Sema Silkin Ün. E, iki gün önce e, daha doğrusu yani bir hafta öncesinde festivale katılan e, bir e, kızın ve sonra da öldürülen kişiyle ilgili dehşete düşürücü paylaşımları vardı. Bu sefer yine bir paylaşım yaptı. Silkin'in şöyle Gazze yardımı paylaşımı yeni bir polemik yarattı. Silkin'in Anadolu Gençlik Derneği konvoyunu Hatay'a uğurladığı bir videoyu paylaştı. Demokrat Partili İlay Aksoy, Hatay nereye Filistin nere diye sorunca ikili tartıştı. Silkin'in İlay Aksoy'a Esad ajanı yakıştırmasında bulundu. CHP listelerinden meclise giren Gelecek Partili 28. dönem Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek için video paylaştı. Videoda Silkin Ün, Anadolu Gençlik Derneği konvoyunu Hatay'a uğurladı. Gazze'ye destekle Hatay'ı bağdaştıramayanlar Silkin Ün'ün ün paylaşımına tepki gösterdi. Bir dünya haritasını incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hatay nere, Filistin nere? Silkin Ün'ün paylaşımına siyasiler de tepki verdi. Demokrat Parti göç ve sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlayaksoy, Silkin Ün'e Hatay nere, Filistin nere diye sordu. Silkin Ün İlayaksoy'a sert cevap verdi. Aksoy'a Esat ajanı dedi. Siz elimden daha ne gelir diye gece gündüz dertlenen AGDli gençlerin samimi duygularıyla dalga geçecek kadar vicdansızsınız diyecektim. Sonra Esad'ın propaganda bakanıyla boy boy fotoğrafları olan birisinde vicdan aramanın anlamsızlığını hatırladım. <laughs> Evet İyi Parti de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir yazılı açıklama paylaştı. İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkanlığı tarafından Türk askerinin bölgede görevlendirilmesine ilişkin Mehmetçin sınırlarımız dışında görevlendirilmesi ancak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik bir tehdit bulunması halinde söz konusu olabilir dendi. Ve notun devamındaysa Birleşmiş Milletler bünyesinde veya uluslararası kuruluşlar e, dahilinde bir tavır alınacaksa askeri destekte de tabii ki verilebilir ifadesi yer aldı. İyi Parti Gazze için Birleşmiş Milletler şartı koymuş. Uluslararası bir tavır alınırsa Mehmetçik Gazze'ye yollanabilir diyor. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın başkenti Tahran'daydı. Fidan niye Tahran'a gitti? Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik yöresel işbirliği platformu toplantısına gitmişti Fidan. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi ve Dışişleri Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik bölgesel işbirliği platformunun ikinci toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı. Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan 3 artı 3 formatındaki toplantıya Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan'la Ermenistan Dışişleri Bakanları katıldı. Fidan önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la görüştü. Ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Hakan Fidan, Tahran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek 23-24 Ekim tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şey Abdullah Bin Zayet El Nahyan'la bir araya gelecek. Ziyaret ilişkin açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı her alanda daha da derinleşmekte olan ikili iş birliği konuları ele alınacaktır denildi. Filistin'deki son duruma ilişkinde görüş alışverişinde bulunulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaya sayılı günler kaldı değerli izleyenler. 4-5 Kasım'da kurultay gerçekleşecek ve genel başkan kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi devam edecek mi yoksa Özgür Özel mi gelecek? Göreceğiz hep beraber. Ancak genel merkezden arka arkaya iç barış hamlelerinin geldiği aktarılıyor. Çarşamba günü yani bugün kurultay öncesi son kez Parti Meclisi toplanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde 100. yılına özel partiden ihraç edilenleri affetmeyi oylayacak. Genel merkezin kurultayın sloganı ve divan üyeleri konusunda değişimcilerle istişare içinde olacağı da öğrenildi. CHP'de kurultay öncesi genel merkezden yeni bir iç barış hamlesi geldi. Divan başkanı ve kongre sloganı değişimcilerle birlikte belirlenecek. Partide büyük kurultay hazırlıkları devam ediyor. Kurultayda 1368 delege genel başkan parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerini seçecek. Parti yönetimi ise kongre öncesi yeni kararlar aldı. Bunlardan biri de kurultay sloganının ve divan başkanının değişim cephesiyle ortaklaşa belirlenmesi. Amaç ayrışma ve kavga görüntüsünün önüne geçmek. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı il başkanları ile görüşmelerinde de dile getirdiği belirtildi. Yakın kurmaylarından da bütün delegelerin görüşlerinin alınması için çalışma yapmalarını istedi. Öte yandan 38. Olağan Kurultay öncesi 25 Ekim çarşamba günü Son Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesi Kurultay hazırlıkları olacak.